Dünya eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilerliyor. Endüstri 4.0 ile yaşadığımız değişimin hızı sanayi devriminin çok ilerisinde. Sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın her alanında bu büyük teknolojik değişime ayak uydurmak ve buna uygun bir biçim almak zorundayız. Maalesef Türkiye'de siyaset kurumu gelecek değişimleri görüp bu değişime hazırlık yapmak bir yana, bugünün sorunlarına bile çözüm üretmekten çok uzak. Aslında siyaset kurumunun görevi yurttaşlarının refahını artırmak olmalıdır. Ancak bu sayede Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırabiliriz. Ne yazık ki Türkiye'de siyaset toplumun sorunlarını çözmek yerine yeni sorunlar yaratıyor. Siyasi aktörler toplumun gerçeklerinden beslenmiyor. Siyaset bir koltuk kapma yarışı, kişisel çıkarları öne çıkaran bir gelir kapısı ve her anlamda yozlaşmaya yol açan ilişkiler biçimi haline gelmiştir. Bu tablonun sorumlusu yalnızca siyasal iktidar değil. Siyasetin bu biçiminden rahatsız olmayan, onu değiştirmek için uğraşmayan tüm siyasal aktör ve yapılardır. Bu yozlaşmış ve çürümüş siyasal sistem ne yazık ki günden güne biz yurttaşların üzerine çökmektedir. Son 15 yılda gelir dağılımındaki eşitsizlik daha da artarken asgari ücret büyük şehirlerde nohut oda bakta sofa evlerin kirasına bile yetmiyor. Plansız sağlık politikaları hem sağlık çalışanlarını hem de sağlık hizmeti alanları canından bezdiriyor. Sürekli değişen, dünyadan kopuk ve niteliksiz eğitim sisteminde yetişen gençlerimiz, torpil ve kayırmacılığın kıskacında işsiz, geleceksiz ve umutsuz bırakılıyor. Sağlıktan eğitime kadar, hayati öneme sahip her alanda özelleştirmeler yapılmakta, temel haklar dahi piyasalaşmaktadır. Böyle bir düzlemde işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve düşük alım gücü içerisindeki yurttaşlarımız geleceksiz, korumasız biçimde piyasanın vahşiliğine terk ediliyor. Neoliberal siyaset ve kurumlar kendilerini başka bir seçenek olmadığı için boyun eğmemiz gereken bir kader olarak gösteriyorlar. Mevcut siyasi aktörler bizleri vahşi kapitalizmden başka bir yolun mümkün olmadığına inandırmak istiyorlar. Hayır. Geleceksizliğe ve umutsuzluğa mecbur değiliz. Yeni bir yol, başka bir Türkiye mümkün.